Ne kadar közde kaldı? Öyle mi? Kaçtı. Öğrenebilir miyim ismini? Zeynel Öztürk. Zeynel Öztürk. İsmi de çok güzelmiş. Geldiğince olumsuz bir şey söylememeye çalışıyordu. Ya da yok yere durmayı falan diyordu yani. O serviste yoktur. Doğrudur, olabilir. Hiç yani duymamışım. Evet, o serviste yoktur. Çok servisler zamanla manişen yaşasın inşallah. İnşallah, inşallah. Sırtına. Hoş geldin. Prematüre doğumlar oldukça sık rastlanan durumlardır. Ülkemizde her yıl ortalama 150 bin adet prematüre doğum meydana gelmektedir. Daha önce bu bebeklerin bakımı ve tedavilerinde yaşanan zorluklar, gelişen teknoloji ile birlikte güncel tedavi yaklaşımları ile artık hastanemiz gibi modern hastanelerde çok daha iyi şartlarda sağlanabilmektedir. Hastanemizde bu bebeklerin bakım ve tedavileri yüksek kaliteli sağlık hizmeti ile halkımıza sunulmaktadır. Sağlıkta yeni bir hizmet anlayışı ile oluşturulan şehir hastaneleri kapsamında bölgemize hizmet etmek amacıyla kurulan hastanemizde son teknolojik cihazlarla donatılan yeni doğan yoğun bakım ünitemiz, prematüre bebeklerimizin bakım ve tedavisi için tüm gayreti göstermektedir. Ben de bu bebeklerimizin dünyaya daha sağlıklı bir şekilde yaşama tutunabilmeleri için tüm sağlık çalışanlarımızla beraber gayret gösterdiğimizi belirtmek isterim. Gelişen teknoloji ile birlikte yapılan yeni tedavi yaklaşımlarıyla prematüre bebeklerin hayatta tutunmasını sağlayabilecek çözümler sağlık tesislerimizde bulunmaktadır. Tüm prematüre bebek sahipleri, ailelerimiz bu konuda hekimlerine ve hastanelerine güvenmeleri gerekmektedir. Artık yeni çözümler, yeni tedavilerle birlikte bu bebeklerin hayata tutunma şansları oldukça üst seviyelere çıkarılmıştır. Zeynel bebek gibi prematüre olarak dünyaya gelmiş bebeklerimizin büyüyüp normal bir çocuk gibi bizleri ziyaret etmesi, verdiğimiz emeğin karşılığını görmek bizleri oldukça mutlu etmektedir. Evet, prematüre gününe katılan bebeklerden bir tanesi Zeynel Öztürk'tü. Bu bebek 5 yıl önce hastanemizde doğmuştu. 900 gram 28 hafta olarak doğan bebeği önce solunum makinesine bağlı olarak izledik. Daha sonra burnundan solunum desteği verdik. Bebek yaklaşık 50 gün kadar solunum desteği almak zorunda kaldı. Bu zaman zarfında da oldukça büyük sıkıntılar atlattı. Bebeğin oksijen ihtiyacı oldukça fazlaydı. Kronik akciğer hastalığı gelişmişti. Daha sonra gözünde prematürelere özgü olan prematüre retinopatisi dediğimiz bir hastalık gelişti. Evre 2'ye kadar yükseldi. Takip ederken bağırsak problemleriyle karşılaştık. Bunların hepsi bebeğin hayatını tehlikeye sokmuş olan problemlerdi. Ama daha sonra bebeğimiz iyileşti ve ailesine 2000 gram olarak teslim ettik. Oksijen tamamen kesmiştik ve ondan sonra da bebeği 5 yaşına kadar aralıklı olarak izledik. Prematüre günümüze de katılarak bizi çok mutlu ettiler. Bebeğin nöro gelişimi çok iyi görünüyordu. Etrafta koşturup oynuyordu, bizimle konuştu. Bir doktor bundan daha fazlasını isteyemez. Bütün prematüre aileleri bu dönem zarfında çok sıkıntılar çekiyorlar. Dönem dönem umutsuzluğa kapılıyorlar tabii ki. Biz hastane çalışanları olarak onları elimizden geldiği kadar desteklemeye çalışıyoruz. Psikolojik destek veriyoruz. Tabii ki bazı prematüre bebekleri kaybediyoruz veya ağır hastalıklarla taburcu etmek zorunda kalıyoruz. Ama çok sağlıklı taburcu ettiğimiz prematüre bebeklerimiz de var. Yüzümüzü güldüren, ailelerinin yüzünü güldüren bebeklerimiz var. Prematüre ailelerinin umutla beklemesi gerekir diye düşünüyorum. Onun sürecinde çok erken doğum oldu ve zor bir süreçti.
3 aylık şeyde küvezde kaldı. O dönemlerde çok zor bir dönem geçirdi. 3 defa kalbi durdu, hayata tutundu. Çalışan hemşireler olsun, emeği çok çok oldu. Yani gece gündüz böyle nöbetle bebeğimin başında, küvezimin başındaydı. Tabii zor bir süreçti, zor bir dönemdi. Bugüne şükür iyi, çok şükür. Tabii ki o konuda yaşamazdı. Yani umuyorduk biz zaten. Ha, bugün, yarın bekliyorduk. O korku vardı içimizde. Çok şükür yine de bir şey olmadı. 2014'ünde dünyaya geldi. Ekim'in 24'ünde 900 gramla dünyaya geldi. 750 indi. Sonra sağlık konusunda hiçbir sorun yok. İyi. Mucize bebekti zaten. Mucize bebekti zaten. Oradaki hemşire hep zaten mucize bebek diyordu Zeynel bebeğe. Bebeği. Mucize bebek diye şey yapıyorlardı. Konuşma yapıyorlardı. Bebeğim prematüre tabii ki. Burada prematüre olan ailelerime sesleniyorum. Umutsa kapılmasın. Gerçekten de zor bir dönem geçirdim. Yok bugün, yarın hani ölümünü falan beklerken boşuna beklemişim ama bence umutsuz olmayın. Dur abiler. Ve hemşire ablaları görmeye geldim. Hemşire ablaları görmeye geldim. Tatil. Tatil. Ama başladı. Tatil. Tatil. Tatil.